Ediyorum. Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili çocuklar. Bugün burada bir daha geri dönmemek üzere gidenleri, tarihimizin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanlarımızı, bu milletin çocukları şanlı Türk bayrağının gölgesinde özgürce nefes alsınlar diye can verenleri, şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Çanakkale, milli şairimiz Mehmet Akif'in kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela şeklinde belirttiği dönemin süper güçlerinden oluşan ülkelerin tüm kara ve deniz güçleriyle ve sömürgelerinden topladıkları askerlerle saldırdıkları halde kahraman Mehmetçiğimiz tarafından perişan edildikleri vatan parçasının adıdır. Çanakkale, 18 Mart 1915 tarihinde İtilaf Devletleri denilen bu ülkelerin 100 büyük savaş gemisi, 250 ağır topla saldırdıkları ama geçemedikleri boğazın adıdır. Çanakkale 18 Mart 1915'te Mustafa Kemallerin, Yahya Çavuşların, Hoca Seyitlerin, atsız ve kefensiz şehitlerin yazdığı destanın adıdır. Cephaneler yağmurda zarar görmesin diye hasta çocuğunun battaniyesini cephanenin üstüne örten ve evladını bu vatana kurban veren elmas yüreklerin yurdudur. Şunu bilmeliyiz ki onlar din, vatan ve bayrak uğruna şehit olurlarken bizlerin omuzlarına çok büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti'ni Çanakkale ruhuyla koruma ve yüceltme, gelecek kuşaklarımıza miras bırakma sorumluluğudur. Unutmayalım ki şehitler ölü değildir. Onlar bu toprakları kanlarını dökerek bize vatan yapan kahramanlardır. Tüm kahramanlarımıza selam olsun, mekanları cennet olsun. Çanakkale'de birçok vatan evladı şehitlik mertebesine erişmiştir. Kimisi anasından, kimisi eşinden, çocuğundan ayrılmıştır. Onların tek amacı vatanın düşmanı ele geçirmesiydi. Şimdi sizlere Ebrar Koç arkadaşımız Çanakkale Geçilmez adlı şiiri okuyacaktır. Çanakkale geçilmez. Çanakkale. Henüz 15 yaşındaki yiğitlerin tarihin kalbine gülümseyerek girdiği yerdir. Çanakkale. İman dolu göğüslerin çağın en güçlü silahlarına karşı gerildiği yerdir. Çanakkale. Geri dönmeye aklından geçemeyenlerin bir gül gibi toprağa serildiği yerdir. Çanakkale. Dünyanın tüm sultanlarının ufacık bir adaya getirildiği yerdir. Çanakkale. Kafeslerinden çıkartılan aç sultanlara karşı kınar kızıların destanlar yazdığı yerdir. Çanakkale. Bir milletin yeniden doğduğu düşmanı kanıyla
ile boğduğu yerdir. Çanakkale. Seyit Onbaşı'nın 230 okka gülle ile koca gemiyi sulara gömdüğü yerdir. Çanakkale. Yunan'ın İngiliz'e Fransız'ın Erzak'ın bozguna uğradığı mavi gözlü derin çağlandı. Bu senin de al bari. Dalgalandığı ve sonsuza kadar dalgalanacağı yerdir. Çanakkale. Bir yemindir. Çanakkale. Bir inançtır. Hiçbir güçle değeri ölçülmez. Tüm dünya geçilse de Çanakkale geçilmez. Çanakkale geçilmez. Tarihinin değinilen düşmez bu destan. Nehirler gazdir. Dağlar kahraman. Her taşı bir yağlıkta olan bu vatan canlarla sırrını erenlerdir. Şimdi iki A sınıfı öğrencileri Zafer Türküsü adlı şiirini okuyacaktır. Zafer Türküsü. Yaşama ölümü göze almayan Zafer gözyumadan koşana gider. Bayrağı kanının alışı almayan gözyaşı boşuna boşuna gider. Kazanmak istersen sen de zaferi, yürek sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da düşüne gider. Bu yolda herkes bir ey delikanlı, diller şerefli, ölüler şanlı. Yurt için dövüşler başı dumanlı, her zaman bu şandan hoşuna gider. İşte fırladık siperlerden sırtına yüklenmiş kahraman Seyit 276 kiloluk mermiyi koşuyor bataryasına ateşler içinde. Denizler yanıyor, dağlar yanıyor. Zafer bizimdir artık, düşman zırhları batıyor. İşte Seyit Onbaşı. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ben size taarruz etmiyorum, ölmeye emrediyorum dediği gündür. Şimdi 1A sınıfı öğrencileri Çanakkale Diyarında isimli şiiri okuyacaktır. Yes, you can talk about it.
Hadi dinliyoruz. Hadi izliyoruz. Sonra burayı okuyacağız. Sonra burayı okuyacağız. Sonra burayı okuyacağız. Sonra burayı okuyacağız.
İstiklalimiz için, istikbalimiz için,
bahçesine girer gibi kara toprağa giren aziz şehitlerimiz, ruhunuz şad olsun. Sizleri saygıyla anıyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.